Selamlar dostlarım, ben Tayfun. Arkadaşlar, uzun zaman sonra tekrardan karşınızdayım. Bugün yanımda Gece var. Gene 20 gün oldu, 20 gündür video atamıyorum. Kusura bakmayın, geçen gün Instagram'dan paylaştım. Bu sefer de annem rahatsızlanmıştı. Doktor vesaire aradık. Bu arada yanımda olan destek olan herkese çok teşekkür ederim. O yüzden paylaşımı yapamadım. Şimdi son sırada kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son hatırlıyorsanız arkadaşlar, bahçeyi düzenleyip bir video yapacağım demiştim. Tabii son yaşadığımız süreçlerden pek bir şey yapamadık. Sadece köpeklerin yerlerini değiştirdim. Bazı yuvaları taşıdım. Geçen Apollo'lar, Efes'ler vardı biliyorsunuz. Şu an onlar yok. İnşallah ilerleyen süreçte tekrardan gelecekler. Marlam. Marlam'ın yeri burada. Marla'yı gene buraya aldık. Ama arkadaşlar, öyle bir sıkıntı var ki şu toprak köpekleri çok kirletiyor. Tüylerini görüyorsunuzdur. Nasıl bir toprak anlamadım. Köpekleri bayağı kirletiyor yani. Marla'dan şöyle bakın. Acayip kirli. Baksana, böyle yaptıkça renk açılıyor. Acayip bir şey yani. Abi sen ne yaptın? Ateş ediyor. Bir yandan da yemek hazırlıyoruz arkadaşlar köpeklere. Önceden evde yapıyorduk. Evde yaptıktan sonra doğalgaz faturası aylık 800-900 bin lira gelince artık bahçeye geçtik. Bahçede doğal yöntemlerle yakarak yemeği kaynatmaya devam ediyoruz değil mi? Gelin şu anda size şeyleri göstereyim. Öğünü değiştirdik arkadaşlar. Önceden mama veriyorduk. Şimdi mamayı bıraktım ya. Burada pek besleyen insanlara şahit oldum. Hep böyle yapıyorlar ve köpekleri de çok bakımlı duruyor. Biz o kadar para harcamamıza rağmen, en kaliteli şeyleri almamıza rağmen hayvanlarda pek bir gelişme göremedim. Böyle kasaptan özel ilikli kemik aldım. Bu insan için bu arada. Hayvanlar için değil bak Marlam. Kıcığım. Ama buzlu bu. Marla hemen yiyor. Özel kemik, bunu böyle suya atacağız arkadaşlar. Yaklaşık bir 3-4 saat kaynayacak. Tabii sadece bu ikisi değil. Şunları da koyayım. Onun yanında tavuklar da var. Tabii normalde tavuk koymak istemiyorum da kemik yok arkadaşlar ya. Kemik bitti. O yüzden tavukla devam ki. Dur. Şöyle. Ah. Bu da tavuk kemikleri ha. At bakalım. Şunları şöyle alta alayım. Tamam. Daha yakmadı mı abi? Yanmadı değil mi? Daha yanmamış. Neyse, gelin biz ayak altından çekilelim arkadaşlar. Şimdi size gelin gelişmeleri göstereyim. Yapacaklarımızdan bahsedeyim. Bu arada uzun zaman sonra tekrardan karşınızdayım. Bu videoya güzel bir like patlaması yapalım arkadaşlar. Benim evlatları seven herkes lütfen bir beğeni bırakırsa çok sevinirim. Abonun benleri gösterin gücünüz arkadaşlar. Yine burada Hades var. Hades'i buraya aldık. Hades bundan sonra burada bahçedeki en güzel yerde Hades'ti arkadaşlar. Güzel, yaklaşık bir 3-4 metre zincir var. Zincir biraz daha uzatmayı düşünüyorum. Hades de bundan sonra burada takılıyor. Hem burası gölge, onun için de rahat oldu. Bu arada yeni bir evlat sahiplendik geçen gün. Gelin yanına gidelim, onun da hikayesini anlatacağım arkadaşlar size. Kendisi cins bir köpek değil. Kırma bir köpek, sokak köpeği. Tabii artık sokak köpeği değil, artık benim köpeğim. O da aileye katıldı, o da bizden birisi. Geçen gün onu öyle dayanamadım ki sahiplendim arkadaşlar. Bayağı güzel bir hikayesi var. Gelin gidelim yanına. Buraya kimleri koyduk? Şöyle bir gösterelim. Gel. Burada Hele var. Süslü var. Bir de yeni sahiplendiğimiz köpeğimiz var arkadaşlar. Yeni evlat da bu. Oğlum. Ne haber aşklarım? Oy oy oy. Benim aşkım var aşkım. Arkadaşlar, kendisi çok oyuncu. Böyle gördüğü zaman hemen yere yatıyor, hemen oynamak istiyor. Süslünün erkek versiyonu. Hayır. Şşt. Hayır. Sıkıntı ne biliyor musunuz? Abi bu köpek diğer köpeklerle anlaşamıyor. Geçen yavruya saldırdı, geceye saldırdı. Hiçbir köpek yanına gelsin istemiyor. O konuda anlaşamıyoruz arkadaşlar. Ona ne yapacağız bilmiyoruz. Değil mi oğlum? Baba öpüşün mü bir kere baba? Baba öpüşün mü seni baba? Tamam, gece şşt yanaşma bak, saldıracak. Hayır. Şşt. Ne yapıyorsun oğlum? Hayır. Bekle. Bak, bizim yaramaz yavru da geliyor. Bu arada arkadaşlar, bu oğlumuza da daha isim koymadık. Sizce ismi ne olsun? Yorumlarda yazın. Kendisi kaç yaşında bir tahminen bakayım. Bir 2-3 yaşında var. İsmi ne olsun bilmiyorum. Biz Karabaş mı koysak, Çomar mı koysak diye düşündüm. Ben Çomar koyalım dedim, çok masum durduğu için. Sonra ondan vazgeçtim. İsim önerinizi yorumlarda bekliyorum. Şimdi bunun hayat hikayesi nasıl? Şşt, Süslüm. Dur kızım. Abi ben bunun hayat hikayesini yine Süslü'nün yanında anlatayım. Yoksa Süslü bizi konuşturmayacak arkadaşlar. Bu Süslü de var ya, sevilmek için kafayı yiyor ya. Ne oldu kızım? He? Aferin babacığım kızına. Geçen gün arkadaşlar, ilk geldiğimiz zamanlar, buraya yaklaşık bir hafta geçti üstünden, böyle kapıya bir tane köpek geldi. İlk çobanlar geziyordu burada, koyun sürüsü falan. O onlardan birinin köpeği herhalde, tam bilmiyorum. O çoban sürüsüyle birlikte bu köpek geldi bizim kapının önünde. Ayrılmıyor, bir gün oldu, iki gün oldu, üç gün oldu, hiç gitmiyor arkadaşlar. En sonunda başladım buna yemek vermeye. Kapıya gidiyorum, seviyor, sürekli benimle oynuyor. Yemeğini veriyorum ben de, suyunu veriyorum.
Ondan sonra hiç ayrılmadı kapıdan. Ne sahibine gitti, ne çobanlara gitti, ne koyunlara gitti. Kapının önünde durdu yani. Ondan sonra bizim bahçenin içine girmeye başladı. Telin altını kazmış, bahçenin içine girmeye başladı arkadaşlar. Ondan sonra Hades de orada bağlı. İlk gün hemen yakaladık onu. Hades'in yanına gidemedi. İkinci gün gene girmiş. Tam Hades'le burun buruna geldiği zaman sonunda yakaladık. Ondan sonra dedik bu böyle olmayacak. Bağlayalım. Aldık bahçeye bağladık arkadaşlar. O gün bugündür bizde. Ben de bunun bize bir Rabbimin gönderdiği bir hediye miyim? Öyle olduğunu düşünüyorum yani. Niye? Abi köpeğin sahibi var. Burayı yeni taşınmışız. Kapının önüne geliyor. Hiç sevmedim bile köpeği bak. Hiç sevmedim. Kapının önünden ayrılmıyor. Bir hafta boyunca kapının önüne yattı kalktı. Hep oyun oynamak istedi. Hep sevgi istedi. Ne bileyim yani dedim herhalde bu Rabbimin gönderdiği bir sınav mı desem, başka bir şey mi desem, ne yapsam bilemedim. Beni biliyorsunuz böyle gördüğüm zaman dayanamıyorum. Hemen sahipleniyorum arkadaşlar. Önemli olan cins beslemek değil. Her zaman sizlere onu gösterdim zaten. Bazı kardeşlerim bana yazıyor ki abi diyor ailem izin vermiyor. Köpek besleyemiyorum. Ne yapmam lazım diyor. Ben de diyorum ki abim bak eskiden ben de aynı senin gibi durumları yaşadım yaşım küçükken. Evimde bahçemde besleyemiyordum. Ben de gidiyordum sokaktaki hayvanları besliyordum. Onlarla oynuyordum. Onlarla ilgileniyordum. Şimdiki hayvan sevgisini bir nevi gideriyordum. Ne olur büyüdüğümüz zaman bakın kendi evimize geçtik, kendi bahçemize geçtik. İstediğim kadar köpek alıyorum, sahipleniyorum. Ne bir de şöyle de güzel bir test var. Bazı köpek videosu çeken YouTuber arkadaşları izleyen arkadaşlar köpekler hep onlardan korkuyor. Gözünün içine bakıyorlar. Bak şimdi bak benim köpeklerin sırasına gezeceğiz. Şimdi beni gördükleri zaman ne yapıyorlar bak gel. Oğlum. Ne haber aşkım? Bak. Bak. Direkt oyun pozisyonunda bak. Gel. Süslüye geçelim. Şöyle gel. Süslü. Kıcığım. Bak. Bak. Hiç hayvanda korku görüyor musunuz? Hayvanlar böyle benimle oynamak için yitiriyor. Canını yitiriyor. Uzaktan beni gördüğün de havlamaya başlar beni sevdiği. Enam. Babaşının güzel kızı babaşının. Ne? Ne oldu aşkım? Canım. Kızım. Koş bakayım. Koş bakalım. Koş. Abi öyle bir toprak var ki arkadaşlar. Beni de bitirdi, hayvanlar da bitirdi. Gelin burada fazla durmayalım. Yani bakın bunu video izlerken çok dikkat edin. Bir sahip köpeğinin yanına gittiği zaman köpeği ona nasıl tepki veriyor arkadaşlar? Bunlara çok dikkat edin. Benim her köpeğimi görüyorsunuz. Ben bu hayvanları dövsem, vursam bu hayvanlar sevinmek için yırtınmazlar. Onları sevmem için ağlamazlar, zırlamazlar. Bunlara dikkat edin. Diğer video çeken arkadaşlar da izin. Anlayın ki köpek korkuyorsa köpeği dövüyordur. Bizde öyle bir şey yok. Değil mi oğlum? Aşkım, bak Fatih'i nasıl kaldırıyor, gel. Gel. Şimdi yemeğin başına geçelim arkadaşlar. Ateş yanmış mı bakalım, size yemeği de göstereyim. Arkadaşlar şimdi topraktan ötürü sıkıntı var biliyorsunuz. Hayvanlar çok kirleniyor, biz de kirleniyoruz. Yarın sipariş verdim, kilit taşları gelecek. Kilit taşı ne abi? Parke taşı gibi bir şey yani, böyle kaldırımlarda falan görürsünüz. Böyle kare gibi olur, birleştirirler falan. O şekilde bir şey yaparlar. Dur oğlum. Dur oğlum, dur oğlum, dur oğlum, dur! Hades! Dur! Hades her zaman bildiğiniz gibi arkadaşlar. Şimdi bak böyle yapıyor beni sinir ediyor. Dur! Geç! Geç oraya! Geç! Geç! Bekle! Şşş! Bekle! Aferin! Aferin! Hades'i şımartmaya gelmiyor abi. Hades'i şımartırsanız altından kalkamıyoruz arkadaşlar. Hades'i çok sevmek istiyorum da öyle bir güç var ki tırnakları da takıyor adamı bitiriyor ya. Bak yemek kaynamaya başlamış. Yemek kaynamaya başlamış. Sadece bu değil arkadaşlar. Şimdi bunun içine ne koyacağız? Makarnası, pirinci, bulguru, ekmeği vesaire vesaire hepsini dolduruyoruz. Ondan sonra güzel bir şekilde kaynıyor. Hayvanlar nasıl yiyor biliyor musunuz? Koca bayağı tıka basa tencere. Bak marla gene dolanmış buraya. Kazık alacağım buraya bak. Bu hayvan sürekli dolanıyor. Değil mi kız? Değil mi kız? Bu arada geceleri marlayı salıyorum arada. O da henayı kapamam lazım. Henayla birbirine saldırıyorlar. Arkadaşlar bakın kilit taşı da bunun gibi bir şey, buna benzer bir şey ama böyle değil tabii ki. Dediğim gibi yarın siparişini verdim, ustalar gelecek. Ustalar yaparken video çekmemi istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Bu videoya 25.000 beğeni gelirse onu da yapım aşamasını paylaşacağım. Tabii bu süreç uzun sürecek. İlk taşları yapacağız. Ondan sonra ilerleyen süreçte tel çitleri yapacağız arkadaşlar. Bu da yaklaşık 1,5 ay falan sürer. Bir maddi durumumuzu toplayalım. Çünkü onun bize yaklaşık olarak maliyeti 10 tane kafesin 15-20 bin liraya bulacak.
Onun için de biraz uğraşacağız yani. Videoyu beğenin. En kısa zamanda onu da paylaşayım bakalım. Hayırlısı da evlatları düzene sokacağız. Tabii soracaksınız diğerleri nerede diye. Apollo'lar, Efesler falan arkadaşlar. Şu anda yerleri halletmediğim için onları getiremedim. Yerleri bir halledeyim. Kafesleri bir hallolsun. Ondan sonra getireceğim. Çünkü biz bir tır dolusu evle eşyayla geldik. Tıra eşyalar sığmadı arkadaşlar. 14 metre tıra. O yüzden yani bazı yuvalar orada kaldı. Şu an yuva da yok burada. Yuvaları yaptırayım. Onları da sırasıyla alacağım. Bakalım zamanla düzene gireceğiz. Değil mi Marlam? Ha benim güzel kızım. Aslan. Koş bakalım. Koş bakalım. Bu arada çekmemişseniz video konseptleri varsa arkadaşlar şunu yapın dediğiniz varsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Yeni geldik buraya, video atamadım. İnşallah bundan sonra bomba gibi devam edeceğiz. Kaldığımız yerden bomba gibi döneceğiz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın dostlarım.